Merhaba arkadaşlar, sıfırdan python serimizin üçüncü dersine hoş geldiniz. İkinci dersimizde değişkenler konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise int ve float sayılarını öğrenelim. Bir tane a değişkeni oluşturuyorum ve içerisine 10 değerini atıyorum. Print yazıyorum. Parantezimi açtıktan sonra bir de type fonksiyonumuzu çağıralım. Type diyorum. Type fonksiyonu değişkenlerin tipini öğrenmemizi sağlıyor ve type fonksiyonumun parantezini açtıktan sonra a değişkenimi içerisine yazıyorum. Ctrl S ile kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi int tipindeymiş. Yani integer, tam sayı tipinde. Bir de float tipe bakalım. B değişkeni tanımlıyorum. Eşittir diyorum 7.6 Float tipi ise virgüllü yani ondalık sayılara kullanılır. Print diyorum. Parantez içerisine type diyorum. Type'ın parantezinin içerisine B değişkenimi yazıyorum. Ve tipine bakalım. Gördüğünüz gibi B değişkenimiz de float tipte. Yani ondalıklı sayı içeriyor. Şu tipi değişkenin içerisinde de yazabilirsiniz. Type diyorum parantez içerisine 7.6'yı yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve print fonksiyonumun içerisine B değişkenini yazıyorum. Yine float tipini döndürdü. Burada diyor ki B değişkeninin içerisindeki 7.6'nın type'ı yani tipi float. Burayı da yorum satır haline getirelim. Ve alttan örneklerle devam edelim. Tekrardan bir A değişkeni tanımlıyorum eşittir 6 değerini verelim. B değişkeni tanımlıyorum. 7.3 verelim. Şuraya eşittir koymayı unutmuyoruz. Bir de C değişkeni tanımlıyorum. Bu C değişkenime ise A artı B değerini veriyorum. Şimdi print deyip type diyorum. Type'ın içerisine ise C değişkenimi yazıyorum. Şimdi C değişkenimizin değeri A ve B'nin toplanması ile oluşuyor. A ve B toplanınca ondalıklı bir sayı oluştuğu için C değişkenimizin değeri ise e, tipi ise float çıkması gerekiyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi C değişkenimizin tipi de float tipte. Burayı da yorum satarı haline getirelim. Ve bir de A diyelim. Tekrar bir değişken yazalım ve içerisine 27 bölü 5 diyelim. print diyorum. type diyorum. ve a değişkenimi yazıyorum. Şimdi bunun sonucu float olması lazım tipi. Gördüğünüz gibi float. Neden? 27 5'e bölündüğünde küsuratlı bir sayı çıkar. Yani ondalık bir sayı olur tam bölünmez 27 5'e. Bundan dolayı tipimiz float olur. Ama burada bir tane daha bölü işareti koymuş olsaydım bu iki bölü işareti de diyor ki 27'yi 5'e böl ama virgüllü kısmı, kısım ile uğraşma sadece tam kısım al. Bakalım bu defa integer çıkması lazım. Bakın integer. Hemen değerini de görelim. çalıştırıyorum. Değeri 5. Yani 27'yi 5'e böldüğümüzde tam kısmı 5'miş. Şu bir tane bölü işareti yapalım şurada. Bu defa virgüllü kısmı da görelim. 5.4'müş. Yani 5.4 olduğunda böyle bölündüğünde float bir tane daha bölü işareti koyduğumuzda tam kısmı aldığında int tipinde olur. Bunları iyi öğrenelim. Evet arkadaşlar bir de üst almayı göstereyim size. Üst almak için iki tane yıldız işareti kullanılır. Bakın hemen değişkenler üzerinde göstereyim. Bir tane değişken yazalım. Bunun ismi degizken olsun. Ve bu degizken isimli değişkenime diyorum ki 5 yıldız yıldız yani çarpı çarpı 2 5'in karesini almasını sağlıyorum. Print diyorum. Parantez içerisine değişken. burada çıktı. Hemen tamamladım. Kaydedip çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 5'in karesini aldı 25. 5'in küpünü de aldırabilirdik. 5 üzeri 3 yazalım ve çalıştıralım. 125 gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. İyi çalışmalar kolay gelsin.